Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün evde kuru yufka yapacağız. Kuru yufkalar ailemizden görüp öğrendiğimiz geleneksel lezzettir. Aslında sacda pişirilir ama yaşadığımız ortamlar buna müsait olmadığı için biz sistemimizi mutfağımızda hazırladık. O halde vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçebiliriz. 4 su bardağı suyum var, kabıma alıyorum. İki tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir miktar karıştırıyorum. Sekiz buçuk su bardağı unumun bir miktarını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde bir miktar daha ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ve artık elimle yoğurmaya geçiyorum ve bir miktar elimde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu çok güzel yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz güzel açılır ve daha güzel kabaracaktır. Ve bir miktar yoğurduktan sonra ben hamurumu toparladım. On dakika dinlendirdikten sonra bir miktar un alıyorum ve hamurumu rulo yapıyorum. Ve kesme aparatımla ortadan kesiyorum. Bir bölümünü kenara alıyorum ve tekrar rulo yapıp tekrar bir kez daha kesiyorum. Çünkü hamurlarım küçük olacak, tavada olacağı için ve yufkalarımızın ince olması için küçük küçük hamurlarımızı alıyoruz. Cevizden büyük, küçük bir mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Sonra hamurlarımı yuvarlıyorum. Ve bir tepsiye alıyorum ve üzerine bir poşet seriyorum ve kenarlarını iyice sıkıştırıyorum ki hava almasın, hamurlarımız kurumasın ve nemli kalsınlar. Diğerinin de üzerine tekrar poşet örtüyorum ve kenara alıyorum. Ve açmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuzu
açtım, bir tanesini açtım, tekrar ikinci kez ikincisini de açıyorum. Sonra pişirmeye geçeceğim. Hamurlarımızı tepsiye koyduktan sonra da 10 dakika bekletirsek daha kolay açılacaktır. İki aşama dinlendirdim. Bir hamuru yoğurduktan sonra, bir de zıvallarımızı yaptıktan sonra 10'ar dakika dinlendirdim. Evet, şimdi tavamı ocağa koydum ve ısıttım. Sonra yufkamı üzerine seriyorum ve çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel piştiler ve kabardılar ki ve ben sonradan börek yaptım bu yufkalardan. Kıyır kıyır o kadar güzel oldu. Bakın nasıl kabarıyor. Evet, bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Her iki yufkada veya bir yufkada tavamızı bir peçeteyle silersek evimizde duman oluşmaz ve daha rahat olur. Tavamızı da sık sık silersek daha iyi olacaktır. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kenarlarını da güzelce pişiriyoruz. Görüyorsunuz ne güzel kabarıyor. Evet, yufkalarımız pişti. Gördüğünüz gibi. Ben masamın üzerine serdim ve kurumasını bekledim. Mutlaka açtıktan sonra bu şekilde kurutmaya dikkat edelim. Evet, kuruduktan sonra üst üste çapladım. Ve gerçekten puf puf kabardılar. Evet, yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Yapanlara şimdiden afiyet olsun, şifa olsun, hoşça kalın.